Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Çağlar. Bugünkü dersimde sizlere Collection View'ı anlatacağım. Collection View, Table View'a çok benzer. Yaklaşım tarzı mantığı çok benzerdir. O yüzden Table View konusunu anlamış olanlar bu dersi de çok rahat anlayacaklardır. Table View'ı yaparken nasıl bir senaryo izlediysek bunda da ona benzer bir senaryo izleyeceğim. UI Collection View'ı yaparken ben Table View'de nasıl her sekmede, her selde bir yazı vardı. Ben bu sefer bir resim ve o resmin yazısı, bir resim o resmin yazısı gibi olacak. Yani haberler üzerinden gideceğim. Bir manşet haberi düşünün. O manşet haberin altında da başlığı, manşet haberi, başlığı tarzında bir basit bir sayfa tasarlayacağız. Buradaki View Controller'ı ben kaldıracağım. Bunu kullanmayacağım. Bu View Controller Swift'i de kullanmayacağım. Move diyorum. Hemen main storyboard'a kendim collection view controller'ı koyacağım. Collection view controller'ın güzel yanı ne olacak? Bana içinde metotlar hazır gelecek. Bunu da 3.5 ya da 4 inç yapalım arkadaşlar. Buradaki şeyi de ben yüksekliği 100 olacak şekilde ayarlıyorum. Genişliğinde 300 olabilir. 300 olabilir. Şu genişliği yüksekliğinde 100 yapıyorum. Şu genişlik 302'de kalmış. 300. Bunun içine bir tane dediğim gibi haberin manşeti olacak. O yüzden bir tane image koymamız için UI image lazım bize. Image view lazım. ImageView'u da aldım, sürükledim. Bunu da küçültelim. Yukarıya şöyle boydan boya bırakıyorum. Ve başlık olması için de bir label koyacağım. Onun için de bir label tasarıma ekleyeceğim. Label'da tasarıma eklediğim ve gelecek yazıların ortalı bir şekilde olmasını istiyorum. Şimdi image view seçiliyken buradan ben sağa sola yana ve alttakine göre sabitleteyim. Label'da da yukarıya göre yine sağa sola alta göre sabitleteyim. İkisi için de umarım seçtim. Geri alalım. Şeyde olmadı. Image view'de olmadı. Bir daha yapıyorum. Buna basmayı unuttum. Label için yapıyorum. Evet. Image'de de var. Label'da da var. Şimdi yapmamız gereken şey collection view seçiliyken şurası seçiliyken şu. Buna bir tane isim vermek. Ben genelde Maysel ismini kullanıyordum. Yine onu kullanacağım. Şimdi bu görsel olayı kullanmak için, bu tasarımı kullanmak için bizim bu tasarımı kontrol edecek bir controller'a ihtiyacımız var. Az önce view controller'ı silmiştim çünkü onu kullanmayacağız. Collection view sınıfını kullanacak bir tane yapacağız. Onun için new diyorum. File. iOS'ta source altında KakaoTouch class next UI collection view controller'dan collection view controller geldi ismi. Mesela Swift deyip Swift yazdığımızı belli etmek için Swift collection view controller diyebiliriz. Burada çünkü Objective-C de yazılabiliyor biliyorsunuz. Next diyorum. Create ve oluşturdu. Peki ben buradaki main storyboard'u kontrol edeceğim. Class'ı burada yazmam lazım. S'ye bastığım zaman Swift Collection View Controller gelir. Artı dediğim zaman artık buradaki View kendisinin direktiflerini Swift Collection View Controller'dan alacağını biliyor. Peki gelelim şuraya. Burası bir tane hücremiz. Sizi tanımlamamız için gerekiyor. Kaç satır döndüreceksiniz? Ben 3 diyorum. Ve burada da Reuse Identifier'ımızı biz az önce MyCell diye tanımladık. Hatırlayacağınız üzere MyCell diyorum.
Bir çalıştıralım, görelim ne var ne yok. Evet, bir hata vermesini bekliyorum. Verdim, verdi. Bu hata arkadaşlar, ben hatırlarsanız ilk view control serip kendim bir view control şey yaptım. Burada siyah bir ekran geliyor. Diyor ki ben nereden başlayacağımı bilemedim diyor. Hangi view'ı okuyacağımı bilemedim diyor. Sebebi de buradaki view controller'ın başında bir ok olması gerekiyor öncelikle. Ok olursa ben buradan başlayacağım diyor. Ama buraya geliyor, nereden başlayacağını bilemiyor. Orada kalıyor. Is initial view controller dediğiniz zaman buradan başla, başlangıç noktan bu demiş oluyorsunuz. O zaman hangi view'a okuyacağını, hangi view'a gideceğini anlayabiliyor programımız. Dediğim gibi burada resimler olacak ve bir label'larımız gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi az önceki hatayı almadık. Devam ediyorum. Hemen burada ben resimleri ve manşetleri tanımlayacağım. Önce manşetleri tanımlayalım. Haber manşet diyelim. Birincisinin ismi haber 1 olsun. Haber 1 olsun. Şunu çoğaltarak haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Şu haber 2, bu haber 3. 3 haberden sonra bir de reklam girelim araya. Reklam 1, haber 4, haber 5, haber 6 ve buraya reklam alalım diyelim. Reklam vermek isterseniz reklam vermek ister misiniz? Bu alana diyelim. Bu alana reklam vermek ister misiniz? Öyle yapalım. Bu alana reklam vermek ister misiniz? Şuraya da sponsor alanı diyelim. Haber manşetler tamam. Bir de bu haber manşetlerinin resimleri olacak. Bu resimleri de ben assets klasörünü daha önceki dersimde hiç kullanmadım herhalde. Buraya daha önceden benim hazırladığım resimleri sürükleyip bırakacağım. 7 haber, 2 reklam varmış. Toplamda 9. Okey. Bir de haber. O zaman şuraya haber 1, 2, 3. Haber 4 buraya gelsin. Şurası haber 5, haber 6, haber 7 olsun. Herhalde böyle olacak. Şimdi var haber resim diyelim. Bunu tanımlarken de UI image ve image'ın name'i, bizim gidip resimler arasının içinde ismi böyle bir şey var mı diye bakacak. Birincisinin ismi haber 1.jpg. Bundan kopyalıyorum. Şu haber 2, şu haber 3, 3'ten sonra reklam gelmişti. Şimdi haber 1 JPEG, haber 2, haber 3.
Nedir? Haber 4'te PNG var. Reklam JPEG. Mesela şuna reklam JPEG diyelim. JPEG diyelim. Haber 4 PNG var. Haber 4 PNG var. Haber 5, haber 6, haber 7. Onlar JPEG. Reklam 2 de PNG. Haber 4. Haber 5. Haber 6. Haber 7. Haber 1, haber 2. Şurada bir haber 3 yapacağız. Şunu, sonuncuyu ben alıyorum şöyle. Sonuncu değil, bir öncekini alıyorum. Şunu. Ctrl X ile şuraya getiriyorum. Haber 1, haber 2. Şunu haber 3 yapıyorum. Reklam. Haber 4, haber 5. Haber 6, haber 7. Bu da reklam 2, PNG. 2, PNG olacak. PNG. Evet. Burası da artık return 3 değil. Ben 3 tane dönerse diye başta düşünmüştüm ama artık öyle değil. Haber resim kaç taneyse o kadar dönsün. Haber resimli haber manşetin sayısı aynı zaten. Haber manşet de olur. Nokta count. Oh, pardon. Count. Şimdi biz burada tasarımımızda UImage kullandık ve label kullandık. Bunları da kodda çağırmak için tag diye bir şey var. Onu kullanacağız. UImage'in tagine 1 verelim. Label'ın tagine de 2 verelim. Label'ın tagi nerede? Burada. 2 verelim. 2 verelim. Hatta UImage View'i buraya Scale to Fill değil, Aspect Fill diyelim. Pardon. Evet. Koduma geçiyorum. Şimdi resim diye bir şey tanımlayalım. Var demeye gerek yok. Bir kere kullanacağız. Let resim eşittir. Cell. Yukarıdaki ismi cell. View tag. Tag. Resim için kullandığımız tag bir de as. Ben UI image view kullanacağım diyorum. Yani view olacak diyorum. Daha sonra resim image eşittir diyorum. Haber resime index petrovet. Evet. Resim için bu. Bir de let manşet diyelim. Yine cell diyorum. Nokta. View tag. Tagimiz 2 idi. As. Bu da label olduğuna göre relabel. Label. Sonra manşet. Text olayı var manşetinde. Şimdi resim imajda bu text olacak. Neydi? Haber manşetler miydi? Evet, haber manşet dedik. Index pet evet. Şimdi de çalıştırıp görelim. Şimdi resimler geldi. Arka plan siyah olduğu için şeyleri göremiyoruz. Onu tabii hemen hızlıca yapalım. Arka planımızı beyaz yapalım. White color. Evet.
Haber 1, Haber 2, Haber 3, Haber 4, Haber 5. Bu alana reklam vermek ister misiniz? Sponsor alanı gibi geldi. Bu iPhone 6 Plus ekraniydi. iPhone 5S ekranına gidelim. Evet, gördüğünüz gibi tasarım bozulmadan uygun bir şekilde. Aslında daha da düzeltilebilir. Çok uğraşmayacağım. Ben sadece UI Collection View'un anlaşılması için anlattım. Buraya web servisten resim ve o web servisteki resme ait haberin başlığı getirilerek detaya tıklanıp yapılabilir. Bu giriş seviyesinde bir dersti. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Demeden önce kerimcağlar.com'da son eklenenlere tıkladığınızda burada biraz sonra ben bu dersin yeni dersin videosunu da koyacağım. İndirebilirsiniz kodları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.